Arkadaşlar merhaba. Çözüm 3'te doğru analitiği 5 testini çözüyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Arkadaşlarım ilk soruda C noktası 1'e 3 kök 3 verilmiş. 30-60-90 üçgeni mevcut gördüğünüz üzere. Üçgenin alanı soruluyor. İlk işimiz 1 ile 3 kök 3'ü anlaşılır hale getirmek. Bu yüzden eksenlere dikler çizmenizi isteyeceğiz. Bu 1 ile 3 kök 3 bir absis değeri. Yani x değeri bu noktanın 1. Yüksekliği 3 kök 3 y değeri. Derken burada küçük bir 30-60 90 oldu. 60'da 3 kök 3. 30'da o halde 3 olur. Arkadaşlarım büyük üçgenlere bakmayı ihmal etmeyelim. Büyük üçgende de 30 90 olduğuna göre 30'da 4 var. 60'ta o halde burası 4 kök 3. Size bu üçgenin alanı soruluyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2 ile 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2'den cevap 8 kök 3 bulundu arkadaşlarım. İkinci soruda pratik bir alan hesabı hatırlatacağım size y eşittir x doğrusu verilmiş. KAB üçgeni a ve b koordinatları verilmiş arkadaşlar bu üçgenin alanı soruluyor. Bu k noktası y eşittir x üzerinde olduğu için apsisi ve ordinatı aynı olmalı diyelim ki A'ya a olsun. Bu üçgenin alanını arkadaşlar veren pratik bir alan formülümüz vardı hatırlarsanız 1/2 ile başlıyorduk. Bu üç köşenin koordinatlarını sırası önemli değil. Örneğin 7'ye 3'ü en üste koydum. Sonra 3'e eksi 1'i koydum diyelim. Sonra a'ya a'yı koyduk. Yeter ki ilk sıraya koyduğunuzu aşağıya bir kere daha koyuyorduk arkadaşlar. Bu hesabı yaparken 1 bölü 2'yi katmayı unutmayın bu pratik formülde. Mutlak değer açıyorduk hatırlarsanız. 2 tane parantez işlemi gerçekleştiriyorum. Sonra şöyle çapraz bir şekilde sayıları Birbirleriyle sayıla çarpacaktık. İstediğimiz taraftan başlayabilirsiniz. Önce bu taraf ya da öteki taraf da olabilir. 3 kere 3, 9'u yazdım. Eksi 1 ile a'yı çarpıyorum. Eksi a. A ile 7'yi çarpıyorum. 7 a. Sonra öteki taraftakileri çarpıyoruz arkadaşlar. 7 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 7. 3 ile tekrar a'yı çarptım. Ve 3A. A 3 a. A ile 3'ü çarptım. Yine 3 a geldi. İşlemlere devam edelim. 1 bölü 2 mutlak değer 9 artı 6a oldu burası. Ee, sağ tarafta eksi 7 artı 6a dikkat ederseniz ve 1 bölü 2 arkadaşlarım eksiyi dağıttığınız zaman eksi eksi artı 7 9 daha 16 olacak. Burada 6a var, eksiyi dağıtınca eksi 6a bunlar birbirini götürecek. 16'nın mutlağı zaten yine 16 bölü 2'den 8 birim kare. Üçgenin alanı. Arkadaşlarım 3. sorudayız. 3. soru. Hatırlayacaksınız eminim. İki doğrunun birbiri arasındaki uzaklığı veriyor. İki doğru arasındaki uzaklığı tanımlamışlar bize. Biliyorduk zaten biz bunu. Sabit sayıların farkı bölü kök içinde x ve y'nin katsayılarının kareleri toplamıydı. Yalnız dikkat edin. x ve y'nin katsayılarının aynı olması gerekir. Örneğin 3x eksi 4y 6x eksi 8y şu an aynı değil ama aynı hale getirilebilir. 2'ye çarptığınız zaman hemen çizim yapıp size soruyu okuyacağım. Arkadaşlar iki tane doğru verilmiş. Bakın bunu 2 ile çarptığınız zaman 6x eksi 8y artı 12 eşit 0. Öteki doğrumuz zaten 6x eksi 8y eksi 3 eşittir 0. Bize diyor ki bu doğruların arasına kurulabilecek en büyük alana sahip kareyi çizer misiniz diyor. Hemen çizmeye çalışalım. O kare şöyle bir kare olsun arkadaşlarım. Bu karenin bir kenarı a olsun ve a'yı istiyor. Demek ki bize bu iki doğrunun arasındaki uzaklığı bulun demek istiyor aslında. Formül bize diyor ki c'lerinin farkını alın. 12 -3 mutlak değer içinde. Aşağıya da x ile y'nin katsayılarının karesini koyuyoruz. 15 yukarısı, aşağısı da 10. Yani 3/2 bölü 2 birim karenin bir kenarı. Arkadaşlarım dördüncü soru. Şekilli örnekle devam ediyoruz. 2 doğru verilmiş. Y eşittir 4x doğrusu. Y eşittir 3x bölü 2 doğrusu. C noktası 4'e 0. Kırmızı üçgenin alanı soruluyor. Arkadaşlar bu doğruların verilen noktalarla irtibatını kuralım beraber. Bakın bu 4'e 0. X'in 4 olduğu anlamına gelir. Ve B noktasının da apsisi 4 olacağı için. B'nin X'i 4. Peki B noktası bu doğrunun üzerinde mi? O halde x yerine 4 yazabilir miyiz? Burada x yerine hemen 4 yazıyorum. O halde y eşittir. 3 çarpı 4 bölü 2'den y'si 6. Demek ki b noktası 4'e 6 bulundu. Yani şu yükseklik değeri 6. Ve bunun y eksenindeki yansıması da burası da tabii ki 6 birim olacak. Yani şu nokta 0'a 6 noktası aslında. Şurada diki koyalım. Arkadaşlarım 4x'i kullanmadık. Şimdi a noktasına bakmanızı istiyorum. Arkadaşlar A noktasına baktığınızda bence bu A noktasının Y değeri de 6 olur değil mi? Aynı yüksekliğe sahip. O zaman ben burada Y yerine 6 yazdığımda 6 eşittir 4 xten buradan X eşittir 3 bölü 2 gelir arkadaşlar. Yani şu X değeri absiz şu uzunluk bir buçuktur. 3 bölü 2. Peki aşağısı dörtgen. Dikdörtgenin bu uzun kenarı da 4 olacaktır. Bir çıkarırsanız 2.5 kalır. Bu da 5 bölü 2 anlamına gelir. AB arasındaki uzaklık. Arkadaşlar bitirici vuruş için eğer tersten bu şekilde bakarsanız bu üçgenin tabanı 5 bölü 2 oluyor. Fark ettiyseniz şu 5 bölü 2 AB uzunluğu geniş açılı üçgen bu. Yükseklikte şurası oluyor arkadaşlarım. Yani o da 6 bölü 2. 30 bölü 2 15. Bir daha 2'ye böldüm. 7.5 birim kare cevap. Arkadaşlarım 5. soruya geçelim. 5. soru yine bir katlama yine popüler sorularımızdan biri. Bize bir kare verilmiş. 1 bölü 2 x artı k karesi e, doğrusunun denklemi verilmiş b ve e'den geçen. Arkadaşlar başka herhangi bir bilgi yok. Karenin bu a e, b üçgeni katlanıyormuş. Katlandıktan sonraki görüntü karşınızda arkadaşlarım ve bize karenin alanı soruluyor arkadaşlar. Şimdi e, bu katlama öncesi ve sonrasını beraber anlamaya çalışırsak bakın ilk resmi ikincisiyle bağdaştırmaya çalışıyorum. Madem bu bir katlama o halde bu dik açıysa burası da dik açı değil mi? Bu iki üçgen özdeş olmalı ve bu parçalar aynı olmalı arkadaşlar. Bu parçalarımız da gayet tabi aynı olmalı. Arkadaşlarım doğrunun sadece şu an elinizde kullanılabilir olan bilgisi eğimi. 1 bölü 2. Peki eğim açısı burası değil mi? Evet. O halde gelin beraber madem eğim karşı bölü komşu buraya a yazarsak şu kısım 2a olmalı değil mi? 1'e 2 yazdım. Arkadaşlar kum saati görüyorum. Kelebek yapacağız. Aynı şekilde bakın buraya bir b yazarsam burası da 2b olmalı değil mi? 1'e 2, 1'e 2. Ve buradan karenin kenarlarını eşitlediğinizde a artı b'yi 2b'ye eşitlediğinizde A eşittir B gelir. Yani bu da bize buranın da A olduğu bilgisini getiriyor aslında ve burası da dolayısıyla A kadar olur. Arkadaşlar dikkat ederseniz bu parçayı da bize 2 vermiş. Burada diyor ki A üssü noktasının x'e uzaklığı 2 birimdir diyor. Buradan sonrasını gerçekten düşünmek birazcık zor. Arkadaşlar tam şu büküm noktasından şöyle karenin bir kenarını bir daha çizmek istiyorum. Şekil birazcık küçük, görmek biraz zor olabilir o yüzden. Bakın burada iki tane dik üçgen var. Ve ben bu iki dik üçgende hemen arkadaşlar Pisagor yapacağım. Eğer burası düzeltiyorum benzerlik deneyeceğim. Burası 2 ise şurası 2 birim ya. Şu parçamız dikkat ederseniz a 2 oldu. Şimdi bu üçgenlerde örneğin alfa 90 teta, teta 90 alfa 90 teta diye yerleşim yaparsanız bu iki üçgenin benzer olduğunu görüyoruz. Kalabalıktan korkacak bir şey yok. Farklı artık fazla şeyler pek yazmayacağım. Dikkat ederseniz arkadaşlar e biz burayı A bulmuştuk. Ve bu kenarla bu kenar aynıydı. B'yi de A bulmuştuk. O zaman bu da 2A olur burası ve burası da kesinlikle 2A olur eşit olduğu için. Arkadaşlar bu küçük minik üçgenle bu üçgen e, benzer diye 90'ın karşısında burada A var 90'da 2A var 2 kat. Demek ki burada alfa'nın karşısı A eksi 2 birimse o halde burada da alfa'nın karşısı bunun tam 2 katı yani 2A eksi 4 olmalı. Böylece burası da 2A 4. Arkadaşlar peki karenin bir kenarı 2A değil miydi? O halde bence şu DH uzunluğuna Kesinlikle 4 yazabiliriz. Topladığınız zaman yine 2A olacak çünkü. Arkadaşlar bize bütün arkadaşlarım gördüğünüz üzere alan soruluyor. Son vuruşu şöyle yapalım. Bu 4'ü karşıya alalım. Yine benzerlikle devam ediyorum. Teta da burası 4 ise bu teta da karşısı 8 olur. 2 katı olduğundan bu 2 ise bu 2. Ve gerçekten karenizin arkadaşlar bir kenarını 10 buldunuz. Dolayısıyla karemizin alanı onun karesi yani 100 birim kare. Arka tarafa geçtim arkadaşlarım. Arka tarafta 6. soru çizim isteyen bir soru. Çizimi hazırladım ben sizin için. X ekseni, Y ekseni, orijini koyduk. Orijinal çizime gitmemiz gerekiyor burada. Bir eşitsizlik grafiği var. Arkadaşlarım şununla başlamak istiyorum. 3Y eksi 2X büyük eşittir 0. Şimdi biz bunu önce eşitmiş gibi yazıp 3Y eşittir eksi 2x değil mi? 2x'i bu tarafa attım. Y'yi tek bıraktım. Örneğin 2x bölü 3. E, Tabi arkadaşlarım arada büyük işareti verildiği için bakın bu y eşittir 2x bölü 3'ü şöyle çizdiğimi düşünün. Bu orijinden geçen bir doğru değil mi? O yüzden orijinden geçtiği için eğimi 2 bölü 3 olan bir doğru bu şekilde çizebilirim. Ve bu doğrunun arkadaşlarım kesinlikle üst tarafını taramanız gerekiyor. Yani bu doğrunun sizden üst tarafını istiyorlar arkadaşlar. Arada büyük verildiği için. Peki diğerlerinde ne söylenmiş bakalım. Mesela bu aslında y eşittir 2 ve y eşittir 12 arasında kalsın diyor ya. Yani ben şöyle hazır çizdim. Y eşittir 2 doğrusu şöyle olsun. X'e paralel doğrudur. Burası da 12 olsun. Y eşittir 12 doğrusu. Y'nin 2 ile 12 arasına sıkıştırıldığını söylüyor. Ve son bilgi x büyük eşittir 0 demek arkadaşlarım x'in pozitif olduğu anlamına gelir. Yani siz y ekseninin tamamen sağ tarafını almanız gerekir. Y ekseninin. Düşünsenize y'nin sağını alacaksınız. Bu doğrunun üstünü alacaksınız. Ve y eşittir 2 ile 12'nin arasına sıkışacaksınız. O zaman bu size bence şuranın alanını soruyor. Değil mi? Ve bu alan gördüğü üzere bir dik yamuk arkadaşlar. İsteyen dik yamuğu bulsun. isteyen şu büyük dik üçgenin alanından değil mi? Burası dik üçgen nihayetinde. Şu küçük dik üçgeni çıkarabilirsiniz. Peki ne çözdürecek bize soruyu burada? Tabii ki kesişim noktaları. Örneğin bakın bu nokta YS sonuçta 12 olmalı. Y eşittir 12 üzerinde olduğu için. Dolayısıyla biz bunun y'sini 12 yazıp 2x bölü 3 ile kesiştiği için y yerine gelin 12'yi katalım. Y'ye 12 katarsanız arkadaşlarım eğer burada 12 eşittir 2x bölü 3'ten x eşittir 18 çıkıyor yanılmıyorsam. Ve siz bunun x değerini 18 buldunuz. Yani Türkçesi şu uzunluk arkadaşlarım 18 birim. Aynı şeyi aşağıdaki kesişim noktası için yapacağım. Bakın bu noktanın da y değeri bence 2 bunun üzerinde olduğu için. Peki bu y 2 ise biz yine burada y yerine 2 yazmayalım mı? Hadi yazalım y yerine 2 yazıp 2x bölü 3'e eşitlersek eğer gerçekten x buradan 3 geliyor arkadaşlar. Bunun anlamı da şu uzunluğun 3 olması demektir. Bakın artık bitirici vuruşlara gidiyoruz. Burası 2 birimde. E, burası 2'den düzeltiyorum 0'dan 12'ye kadar zaten şurası 12 birimdi tamamı. Arkadaşlarım taralı alanı bulmak için beraber gelin büyük üçgenin alanını bulalım. 12 çarpı 18 bölü 2 olur. Sonra şu küçük beyaz üçgeni çıkaralım. 2 çarpı 3 bölü 2 olur arkadaşlarım. Burası 108 burası 3 çıkardığınız zaman 105 birim kareyi buluyorsunuz. Arkadaşlarım yedinci sorudayım. 7. soru yine yeni nesil örneklerden biri. Bize söylenen şey bu kenarların 3 kök 5'e 3 kök 5 olduğunu söylemişler. Tabanı 6 birim olan ikiz kenar üçgen yükseklik çizildiği için iki eş parçaya ayrılacak tabi 3 3. Hemen burada pisagor yapacağım kesmeden evvel bu ah 6 çıkar pisagorla. Bu üçgen iki eş parçaya ayrılıyormuş arkadaşlarım gördüğünüz üzere. Bu ayrımdan sonra bu iki üçgen koordinat düzleminde bu şekilde biri şöyle A2OB diğeri de A1OC olacak şekilde birbirleriyle kesiştirilerek yerleştiriliyor ve kesişim bölgesinin bu sarı bölgenin alanı soruluyor. Arkadaşlar dikkat edelim lütfen bunlar 3'e 6 değil miydi? Kısa ve uzun dik kenarlar sırasıyla. O halde burası 3, burası 6. Aynı mantıkla diğer üçgende de burası 3 ve burası 6. O bir şey fark edeceksiniz. Bakın 3 3 oluyor o halde. Burası 3 3. Eşit uzunluklar insana kenar ortayı çağrıştırır değil mi? O halde hiç vakit kaybetmeden eğer A2 ile A1'i birleştirmeyi düşünürseniz bence bu K noktası A2 O O1 üçgeninin ağırlık merkezi olur. İki kenar ortay var. Üçüncü kenar ortayı da sen çizersin. Hatırlarsanız alan 6 eş parçaya bölünürdü. Ve buradan nihayetinde bu bir dik üçgen arkadaşlar. 6 esin tamamı 6 yani en büyük üçgeninizin alanı 6 çarpı 6 bölü 2 fark ettiyseniz S3 geliyor. Bize sarı üçgen yani daha doğrusu sarı alan 2 S yani 6 birim kare olarak bulunuyor. 8. sorudayım arkadaşlarım. 8. soruda Yine eğimle x-y ekseninin kesildiği noktalarla hareket edeceğim. Bir do, e, kare var. Bir d doğrusu orijinden geçiyor. Orijinden geçince tekrar tekrar söylememize bilmiyorum gerek var mı? mx diyorduk hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlarım bu d doğrusu orijinden geçen bir doğru y'tir mx'ti. Zaten bize onun denklemini sormuşlar. Hemen onu not ettik. Tek bulmanız gereken d'nin eğimi. Arkadaşlarım sonrasında bu 3x 2 eşittir 9. Hemen gelin y'ye 0 verelim burada. Eğer y'ye 0 verirseniz x 3. Yani bunun x eksenini kestiği yer şurası 3 olmalı. Arkadaşlarım bir de hemen x'e 0 verelim isterseniz. x'e 0 verirseniz arkadaşlar y eşittir. Eksi 9 bölü 2 olur. Yani şurası eksi 9 bölü 2. Böylece burası 9 bölü 2 birim. Burası 3. Burası dik zaten. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Dikten dik inmiş. Harika. O zaman şöyle yapalım mı arkadaşlar? Ökbet 3'ün karesi OD uzunluğu çarpı 9 bölü 2 yazdığımda OD'yi 2 birim yakalıyorum buradan. DO uzunluğu şurası 2 birim oldu. Arkadaşlarım son vuruş yapacağız şimdi. Bu dik üçgenlerde sıklıkla açı yerleştirip benzerlik denerdik. Alfa 90 teta yerleştirelim. Burası 90 bu alfa bu alfa ziyan olmasın gelin C'den bir yükseklik indirip alfa 90 teta ve şahane bir görüntü bu üçgenle bu üçgen benzer oldu. Hatta 90'ın karşıları dikkat ederseniz karenin bir kenarına bakmakta eşit. O halde bu üçgenler bence eş üçgen. Böylece alfada 2 varsa bu alfada 2 ve teta da arkadaşlarım 3 varsa teta da 3. Arkadaşlarım karışmasın istiyorum. O yüzden size bir daha resmetmek istiyorum bu D doğrusunu. Bakın D doğrusunun C'den geçtiğini görüyorsunuz ya. C noktasının koordinatlarını fark ettiniz mi? 2'ye 5 oldu. X'i 2, Y'si 5. Peki bu doğrunun eğim açısı X'de yapılan açı burası değil mi? Mesela burası beta olsun. O zaman biz sadece tanjant beta'yı istiyoruz değil mi? Atın bir yükseklik arkadaşlarım. Burası 2'ye 5 zaten. O zaman eğim yani tanjant beta 5 bölü 2 olur tabi. Karşı bölü komşudan. Dolayısıyla mx demiştik en başta. Yani eğim 5 bölü 2. Cevap 5x bölü 2 doğrusu. İçler dışlar şıklara benzetelim isterseniz. Şıklara benzettiğinizde sanırım aşıklığıyla karşılaşacağız. 9. soru arkadaşlarım. 2 tane kare mevcut. Bir D doğrusu verilmiş. Taralı üçgenlerin Ceyhan Bursa Kayseri üçgeni ile Kayseri Fırat Edirne üçgenlerinin toplam alanı soruluyor. Arkadaşlarım vakit kaybetmeden bu doğruda x'e 0 yazacağım. x'e 0 yazarsam y eşittir 3. Yani bu doğrunun y'yi kestiği şu k noktası hemen karışmasın. k'nın 0'a 3 olduğunu söyleyebilirim. Tamam Az sonra doldururuz şekli. Sonra y'ye sıfır verelim. x eşittir 6. Yani lazımsa eğer bu doğrunun y'yi kestiği, düzeltiyorum, x'i kestiği yer şöyle uzatabilirseniz eğer x'i kestiği yer 6'ymış. Arkadaşlar. Peki devam edelim. Ee, eğimine de bence bakın. Arkadaşlarım eğim de size çok yardımcı olacaktır. Bu doğrunun eğimi eksi 1 bölü 2 idi değil mi? x'in katsayısını y'ninkine bölüyorduk. 1 bölü 2 eksisini koyuyorduk. Eksi 1 bölü 2 oldu. Bu doğrunun eğim açısı şu. Eğer bu açının eğimi eksi 1 bölü 2 ise tanjant değeri o halde arkadaşlarım buranınki 1 bölü 2'dir değil mi? Pozitiftir. Yani anlayacağınız burası 1 bir birimse burası 2 birim olmak zorunda arkadaşlarım. 1'e 2 olmalı. Yani mesela bu karenin kenarına a yazarsam şurası da 2a olmalı. 1 bölü 2. Peki burası yine aynı şekilde bir A değil mi kare olduğu için? Bakın 3A oldu fark ettiniz mi? 3A 6 A 2. Daha şimdiden karenin küçük karenin bir kenarını bulduk bile. Burası 2'ymiş. Burası 2. Burası 2. Peki K noktası neydi arkadaşlar? 3'tü değil mi? O halde burası da 1 olur. Acaba karşıya yukarıya nasıl geçeceğiz? Yukarıdaki taralı alana burayı bulabileceğiz artık. Bakın kelebeği fark ettiniz. 1'e 2. O halde burada da arkadaşlarım örneğin burası 1B ise değil mi? Burası da 2B olmalı. 1'e 2, 1'e 2. Böylece arkadaşlarım büyük karenin bir kenarı 2B. Aynı zamanda büyük karenin bir kenarı B artı 3 oldu. O halde B'yi 3 yakalıyoruz. Böylece bu kenarımız 6, burası da 3. Ve taralı alanların toplamı büyük alan 6 çarpı 3 bölü 2'dir şu alan. Şu küçük üçgenin alanı da 1 çarpı 2 bölü 2'dir arkadaşlar. Burası 9. Bir daha 10 birim kare. Son sorudayım arkadaşlarım. 10. soru. Şimdi 10. soru farklı bir soru. Bu doğruların kesim noktasından ve orijinden. Şimdi arkadaşlar 2 tane doğru var elinizde. Diyelim ki 3x eksi 4 y eksi 18 eşit 0. Sonra da bir tane daha doğru var. 2x artı 3y artı 6 eşittir 0. Bu iki doğrunun kesim noktasını biz buluruz ortak çözerek. Ama sayılar çok iç açıcı değil. Enteresan kesirli sayılar çıkabilir. Çıksa da bir de orijin olsun mesela burada sıfıra sıfır. Bunların kesişim ve orijinden geçen doğrunun bizden denklemi soruluyor arkadaşlar. İşte biz ya bu ikisini ortak çözüp burayı bulup sonra eğimden doğru denklemini varabiliriz. Ya da bir pratik öğreteyim size ben burada. Arkadaşlarım bu iki doğrunun Herhangi katlarını aldığınızda ki bu doğru demetine girer zaten. Bunun ve bunun ister birinin ister ikisinin herhangi katlarını alıp topladığınız zaman kendi arasında yeni oluşacak doğru da kesinlikle bunların kesiştiği noktadan geçmek zorunda biliyor musunuz? Çünkü bu ikisininle elde etmiş oluyorsunuz yeni oluşturacağınız doğruyu. O zaman biz burada ne yapalım biliyor musunuz bu sorularda? Hemen bunların sabit sayılarını yok etmeye oynayalım. 3 ile çarpalım. Neden hocam? Çünkü orijinden geçen bir doğru y eşittir mx diye sabit sayısı yoktu ya içinde. İşte o yüzden birinci doğru ve ikinci doğru için 3 ile çarpıp toplarsanız bakın 3 kere 2 6 3 de buradan 9x olacak. 3 kere 3 y 9 y burası 5 y olacak. Sabit sayıları yok etmiş oldum. Cevap 9x artı 5 y eşittir 0 doğrusu. Peki iyi çalışmalar olsun.